Hoş geldiniz. Deprem felaketi sonrası dün de Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu ve 14 can kaybı var. Urfa'da selde tıkanıp mezara dönüşen alt geçidi Tayyip Erdoğan 3 ay önce büyük proje övgüleri ve şovla açmıştı ki Aynı durumda Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li bir belediye olsaydı vallahi kıyametler koparılırdı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan felaketler sebebiyle bölgeye giden muhalefet liderlerini turistik gezi yapmakla itham etti. Kendisi Devlet Bahçeli ile gidince kutlu görev, Kemal Kılıçdaroğlu gidince farklı tanımlama ki buna ne demek lazım siz takdir edin depremzedelerle dayanışma ve yardım için bölgeye koşanlara yapılan bu benzetme aslında Tayyip Erdoğan'ın ne kadar zorda olduğunu da resmediyor. Ortağı Bahçeli ise kendisinden farklı değil. O da dün dedi ki hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak. Görüyorsunuz MHP Genel Başkanı depremi ve selleri bile rakip ilan etti anlayamadığım bu Bahçeli'nin Hizbullah Partisi ile nereye yürüdüğüdür ki Kürtçü şeriatçı Hüdapar'ın parti programında Şeyh Said'in önderliği ve federasyon talebi yani ülkenin bölünmesi var. Bu konuda günlerdir hiç tepki vermeyen MHP Başkanı ilahi tezahürlere yani depremle sellere saydırıyor. Tam bu noktada siyasal İslamcılara da sormak istiyorum. Arşivler ortada. Siz değil miydiniz 1999 Marmara depremi olduğunda bunun sebebi ülkeyi yönetenlerin günahkar olması diyen siz değil miydiniz seller ve zelzeleler ilahi ikazdır diyen siz değil miydiniz zina ve günah çoğalınca Allah depremi musallat eder diyen Dün bunları ağzınızdan düşürmezken bugün neden susuyorsunuz? Niçin Ecevit için söylediklerinizi Tayyip Erdoğan için söyleyemiyorsunuz? Yoksa ülkeyi bugün AKP yönetiyor diye ilahi emirler yani İslam'ı kuralları mı değişti? İşte bu ve benzer sahtekarlıklar pek çok tarikat cemaat ve siyasal İslamcıların din taciri olduğunun belgesidir. Yine soruyorum hani TRT'ye Büyük İslam alimi diye çıkarılan Şemsettin Bektaşoğlu diye biri vardı. İşte o Şemsettin'in YouTube'da konuşması var bakın neler söyledi. Bir gün Adıyaman'da deprem oldu halk korku ve telaş ile sokağa çıkıp hemen Menzil Şeyhi Gafs Hazretlerinden yardım istedi. Efendi Hazretleri zelzeleye dönüp ey zelzele sen Allah'ın bir mahlukusun. Allah'tan seni sakinleştirmesini diliyorum. Sakinleş, sakinleş, sakinleş dedi. Zelzele de kendi lisanı haliyle sana itaat olunmakla emrolundum diyerek sarsıntı hemen bitti. Allah Gavs Hazretleri seviyesinde olanların duasını geri çevirmiyor. Önemli bir din alimi olarak TRT'ye çıkarılıp vaazlar veren Şemsettin şimdi cevap versin. Madem Gavs Hazretleri'nin duası Allah tarafından geri çevrilmiyor, Adıyaman'da bu büyük zelzele ve seller neden oldu? Yoksa Gavs kendisinin de oturduğu Adıyaman yıkılsın mı istedi? Evet, deprem niçin tarikatçılara göre küfür şehri olan Tünceli'de değil de orada olmadı da güya asrın evliyası ve de Allah'ın yeryüzündeki vekili olan Gavs'ın memleketinde oldu. Dahası Şeh ailesine ait menzil köyü ile oradaki dergahın camisi de yıkılmasının nedir açıklaması? koskoca şeyh ya da gaz kendi köyünü beş vakit namaz kıldığı kendi camisini nasıl koruyamaz? Ayrıca İslamcılar olarak Marmara depreminde zelzeli eşittir, zina ve günah diyordunuz. Bu durumda menzil dergahı zina ve günah merkezi midir? Değerli dostlar, hep söylüyorum, İslam'ı iyiliş edip insanlarımızı ateizme ve deizme sürükleyen işte bu din tacirleridir ki böyle görüntüler emin olun bütün cemaatlerde var. Mesela FETÖ'cülerde Fethullah'ın güya düşmek üzere olan Pakistan uçağını son anda düşmekten nasıl kurtardığı kerameti anlatılır. Mesela İhlas grubunda Enver Ören'in bütün sabah namazlarını Mescid-i Aksa'da, akşam namazlarını Medine'de, yatsı namazlarını Mekke'de kıldığı söylenirdi. Mesela Alzheimer olup son 20 yılını ot gibi geçiren Çarşamba Cemaati Şeyhi Mahmud Efendi için dünya savaşını önlediği anlatılırdı. Mübalağasız bütün tarikat ve cemaatlerde durum böyle yani tamamının şeyhleri kanatlıdır uçuyor ki ben ona yakın cemaatlerde Böyle tablolara birebir tanıklık ettim. Özetle tarikat ve cemaatler an itibarıyla sapkınlık merkezleri, şehirlerin büyük bölümü de manyaktırlar. O kadar ki Uşşaki tarikatı şeyhi misali elimi öpen cennete gider diyebilenler de var. Deprem demişken dün medyaya yansıdı çöken binalarda Suriyeli seçmenler kaydedilmiş mer. Diyarbakır'da yıkılan Galeria isimli sitedeki ev sahibi depremzede yapılan Suriyeli kayıtlarını birebir gördü ve bunların fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınladı. İşte bundan ötürü muhalefete aman hileye dikkat diyorum. Zira gece gündüz misali eminim. O yönde hazırlıklar yapılıyor. Dünkü gelişmelerden biri de Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının AKP grubunda imzaya açılması. Doğrudur. Erdoğan değil hukuk, sıradan kanun devletlerinde bile aday olamaz. Çünkü iki kere cumhurbaşkanlığı yaptı. Ancak Türkiye epeydir Tayyip Devleti'ne dönüştürüldüğü için Hukuk ile kanun sadece örtü, sadece ambalaj. Bu vesileyle şunu da belirteyim. Medyadaki çok bilmişler hatırlayın. Aylarca Tayyip Erdoğan aday olmayacak, başkasını aday yapacak gibi absürt şeyleri zırvaladılar ki elbette kulis bilgisini değil kendi tahminlerini aktarmışlardı ve sonuçta çuvalladılar. Maalesef hem yazılı hem sözel hem de sosyal medyada böyle uçan çok isim var. Medya demişken bugünlerde kimileri geriye dönüş muhalefete dönüş sinyalleri vermeye başladı. Baktılar Tayyip rüzgarı dindi çark etmeye gerek çağırıyorlar. Neymiş efendim özgürlükçü liberal oldukları için böyle davranıyorlarmış. 2009 senesinde Tayyip Erdoğan gibi birinin Türkiye'nin başbakanı olmasından utanıyorum diyen Nagihan Alçı gibilerin bir yıl sonra Tayyipçi ve de Fethullahçı militan olmalarının fikri hiçbir açıklaması olamaz. Böyle bir şeyi iddia etmekse alemi kör milleti sersem görmektir. 40 yıldır medyada 7 ayrı gazetede, 6 ayrı televizyonda Ankara temsilciliği, yazarlık, televizyon programcılığı olarak üst düzeyde yani Aydın Doğan, Cem Uzan medyası dahil en sağdan en sola pek çok yerde çalışan biri olarak hükmüm istisnalar hariç medya genelinin kiralık olduğudur ki AKP ile beraber bu durum adeta kurumlaşmış ve lejyoner gazetecilik sistemi egemenlik kurmuştur. Bakın bu hal CHP medyası içinde geçerli ki Yılmaz Özdil'in kovdurulması son örnektir. Nasıl AKP'de havuz medyası var, CHP'de de belediyelerin fonladığı böyle bir medya yapılanması söz konusu. Türk medyasındaki dönekliğin tek açıklaması ise paradır. Öyle olmasa maneviyata inanmayan Mehmet Barlas Tayyip Erdoğan'ın çekin altında Turgut Özal'ın şakşakçısı olmazlardı şunu da ilave edeyim bütün siyasetçi esnafının istediği gazeteci modeli de maalesef bu tiplerdir İlkeli dürüstlerin yerine kiralanan, satın alınan gazeteci politikacıların işine geliyor. Bakın devran dönsün bugün Tayyip Erdoğan'ın kayığında olanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu akıl satacaklar ki Sedat Ergin'den Ertuğrul Özköy'e, Nagihan Alçı'dan benzerlerine çok örnek var. Yaşadık gördük işte Ekrem İmamoğlu televizyonda kendine hakaret eden Nagihan'ı prenses ilan edip Karadeniz gezisinde mimandar mi yapmadı mı? An itibarıyla üniversite eğitimi olmayan onlarca isim medyada yazarlık hatta kanaat önderliği yapıyor. Sosyal medya ise yine çöplüğe dönmüş durumda. Özetle siyasetteki kalite nasıl ayağa düştüyse medyadaki kalitede aynen öyle. Politikada bir bugünkü vitsine bir de yakın geçmişe eskiye bakıyorum. Okyanusla göl misali fark var. Mızraklı ilmihal türler hariç. On kitap bile okumayanlar 20 yıldır Türkiye gibi bir devleti yönetiyor. Muhalefette de yine kifayetsiz muhterislerin egemenliği var. 20 daireli apartmanı bile yönetebilmekten aciz olanlar çeyrek asırdan fazladır. Fikir partilerinin başında onları yönetiyor. Turgut Özal 1990'da uzaktan kumanda için Yıldırım Akbulut'u piyasaya sürerek liderlikte vasatlığın önünü açtı ve o süreç maalesef sürüyor. Bugün değineceğim bir başka hadise Maksud Serim ile oğulları olacak. İlahiyat mezunu olan Maksud Serim Tayyip Erdoğan'ın belediye günlerinden yakını olan bir banka memuru. Sonrasında büyük adli sorunları olmasına yani hüküm giymesine rağmen devletin örtülü ödeneğinin Tayyip Erdoğan tarafından başına getirilen ismi oldu. Akabinde Kamu bankalarının yönetim kuruluna alındı. Halen de Cumhurbaşkanı başdanışmanıdır. Özetle Tayyip Erdoğan'a son 30 yılda çok çok yakın 5 isim sayarsanız biri işte bu maksuttur. Maksut Serim'in iki oğlu var. Birinin adı Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Yasin Serim, diğerinin adı Halil Serim. Bunlar Halil Falyalı ile ortak şirket kurmuşlar ya da Halil Falyalı'nın kurduğu şirkete yüzde on ile ortak edilmişler. Halil Falyalı'yı biliyorsunuz Kıbrıs'ta uyuşturucu işi yapan kumarhane ve bahis şirketi işleten ve de Türkiye'de aranan biriydi. Kısa süre önce de öldürüldü. İşte Türkiye'de aranan Halil Falyalı Tayyip Erdoğan'ın devletin örtülü ödeneğini teslim ettiği Maksud Serim'in iki oğlu ile beraber şirket kurdu ya da söyledim şirketinden hisse verdi. Sorarım size aranan bir isimle 11 milyon 25 lira sermaye ile şirket kurmak ya da öyle bir şirkette ortak olmanın nedir sırrı nedir açıklaması? Kimileri bu durumu Halil Fal Yalın'ın maksut serimin oğullarına yüzde on hisse hediye ederek sarayın siyasi desteğini alma diye açıklıyor, yorumluyor ki kanıtlı olmadığı için bunu iddia diye aktarıyorum. Lakin günler geçti, oğullardan bu konuda bir açıklama yok. Görüyorsunuz her yerde mide bulandıran ilişkiler ve İzaha muhtaç fotoğraflar var. İşte bundan dolayı Türkiye'nin arınması, temizlenmesi, yenilenmesi ve de beyaz bir sayfanın açılması gerekiyor. Çünkü sadece sistem değil devlet çürüdü. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.